Ben şimdi 89 yılında bir kere askerlik yaptım. Askerlik yaparken o zaman öyleydi, şimdi nasıl inşallah düzelmiştir. Bulaşıkları bize yıkattırıyorlardı. Ama deterjan yok, sıcak su yok. Neyle? Soğuk suyla çalkalıyorduk. Soğuk suyla bulaşık yıkama. Ne oldu? Soğuk suyla bulaşık yıkarsan ne olur? Mikrop yuvası haline gelir. Tabaklar, efendim su içilen böyle kupalar vesaire vesaire. Mikrop kaptı. Askerlikten herkes hastalanır zaten. %99'u. Sonra bir de işine gelinir. Askerden dönen herkes hasta olur. Evet. Peygamber Ocağı diye askere sevine sevine gideriz. Ben askere sevine sevine gittim. Üzüle üzüle döndüm. Çünkü alerjiye yakalandım. 17 sene alerjiyle uğraştım. Peygamber Ocağı diye askere koşuyor millet. Askerden dönüyor. Asker ocağı diye sevinerek gittiğimiz yerde insanları zehirliyoruz. Yani bir, temizlik yok. İki, en tehlikelisi de nedir? Askerlerin yemeğine şap katılıyor. Kısırlaştırıyor. Kendi insanımızı kısırlaştırıyor. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yok böyle bir şey, saçmalık. İnsanların çorbasına, yemeğine şap katılıyor. Bir gün fazla şap katılmış. Çorbalar içildi, dedi ki çavuş, keşke içmeseydiniz. Neden? Bugün fazla şap katılmış. Gittiniz, bittiniz. Erkeklik gitti dedi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Birçok kişi o zaman beni aradılar, dediler ki ya gerçekten çok kötü olduk. Adamların performansı bitmiş. Ne olacak şimdi? Dedim ki ben özel bir formül geliştirdim. O zaman bu epimedium denen şeyi bilmiyorduk. Özel bir formül geliştirmiştim. 3-4 ay bu, şimdi bunu daha da iyisini, kalitesini geliştirdim. Birleşiminde azgın teke otu, damiyana, keçi boynuzu, ginseng, ginkgo gibi çakır diken, şakşır kökü gibi 19 bitki ekstraktından oluşan epimedium macunu ve kapsül ürettik. Şapın zararını sıfırladık çok şükür. Yani askerde yapılan yanlışlar düzeltilmesi gerekir. Şimdi yapılır mı bilmiyorum. Ama sadece askere de değil, yatılı okullarda, efendim yurtlarda, hapishanelerde, yani toplu kalınan yerlerde insanların yemeğine şap katılıyor ve insanların hayatıyla oynanılıyor. Cinselliğiyle oynanıyor. Bu çok büyük bir yanlış. Bundan dönülmek gerekir.